Eğer sadece akıldan ibaret olmuş olsaydık ve duygularımız, hislerimiz, özlemlerimiz, beklentilerimiz olmamış olsaydı belki şu an o çok canını sıkan düşüncelerle boğuşmak daha kolay olabilirdi. Fakat biz insanız. Dolayısıyla neden bunları yaşıyorum ve sürekli bir şeyleri alemimde büyütüp sancılanıyorum, sıkıntı çekiyorum dememek lazım. Aklın artık yeter. Yani bunları kendine çektirme demesine rağmen içeride gönlüne söz geçiremediğin, duygularına hakim olamadığın ve tekrar bu hislerin aklına hükmettiği bu anlara belki takıntı diyoruz. Bence biz şu videoyu şu şekilde nitelendirelim. Hiçbir şeyi kafaya takmadan yaşamak insanlığımıza zıt. Ama biz bunlarla en güzel şekilde mücadele edelim. Duygulardan, fikirlerden ve hislerden yoğrulduğumuzu artık kabul etmişsek, gelin bunlarla nasıl başa çıkabiliriz, neler yapabiliriz? Adım adım bakalım. Birinci adımda aslında seni rahatsız eden bu düşüncelerle mücadelenin en güzel yollarından biri onlarla mücadele etmemektir. Boğuştukça kafanda büyür, büyüdükçe gözünde dağ olur, dağ oldukça sen altında ezilirsin. Bunun yolu Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle sen o sancılı anlarında üzerine gelen o musibetleri kafana taktığın şeyleri bir arıya benzet. Arılar sana saldırsın ve sen onlarla sana saldırdıkları sırada sadece sakin ol, bekle ve bırak birkaç tane soksunlar ve gitsinler. Ama o saldıran arılarla boğuşmaya kalkarsan boğuştukça sen onlarla mücadele ettikçe onlar daha fazla sokacaktır. Yani mücadelenin ilk basamağı aslında mücadele etmemektir. İşine bak. Hoşlandığını, sevdiğin şeylerle meşgul olmaya çalış. Biliyorum onları yaparken hala içeriden bir yerden dürtüyor. Mesela bir arkadaşından belki yediğin bir kazık veya sevgilinin, sevdiğinin seni yarı yolda bırakması, terk etmesi veya ailevi yaşadığın bir problem hala içeriden geliyor biliyorum. Ama bunları kafanda döndürüp ki çok rahatsızsın. Mücadele etmek o işi dedik ya arı gibi daha fazla sokmalarını sağlıyor. Odaklanmaya çalış ve başka şeylerle, özellikle sevdiğin şeylerle ilgilenmeye, onlara odaklanmaya gayret et. Hafiflediğini zamanla azaldığını göreceksin. Burada o parantezi yine açayım. Sen insansın. Ve robot değilsin ki programla hareket edelim ve sadece mantığımız ne derse onu yapalım. Duygularımıza bazen hakim olamadığımız anlar olacak. İnsaniyetini unutmadan ikinci maddeye geçelim. Beklentilerimizi makul seviyeye çekmek. Yani hayal kırıklıklarımız ve sevdiklerimiz aramızdaki ilişkilerdeki bunca sancı, bunca sıkıntı, o takıntılarımızın bir sebebi de çok yüksek beklentiler. Mesela zengin bir iş adamının evine yemeğe giderken beklentilerimizi çok yüksek tutarız ve karşılaşacağımız sofra tabii ki deriz ki yani işte çeşit çeşit olmalı ve çok güzel, pahalı belki etler, işte ortaya tabaklar vesaire. Ama daha mütevazi, belki biraz yoksul, maddi olanağı düşük bir aileye yemeğe giderken belki bırak yemek yemeyi deriz ki ya acaba yük mü oluyoruz? Hani zahmet vermiş olmayalım. İşte hemen size bir şey koyalım dediklerinde o aile mesela yo zahmet etmeyin. Ne olur? O bizim oradaki beklentilerimizi kıstığımızdan karşılaşacağımız tablo da bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Ama aynı o yoksul ailenin evinde çıkan yemeği 3-5 böyle kendi kıt kanaat yaptıkları işi o zengin iş adamının evinde görsek deriz biz ne hayallerle gelmiştik buraya ve neyle karşılaştık? Bu bizi hayal kırıklığına uğratır ve belki o an yemeği de yememiştik akşama kadar ama bu muydu? O bile bir burukluk verebilir. Ya onun gibi sen bu dünyayı o zengin iş adamının evi gibi düşünme her şeyi alacağın. Kanaat ve iktisatla burası aradığımı tam manasıyla bulmanın yeri değil. De ki karşılaştığın tablolar, önüne konulan şeyler seni hayal kırıklığına uğratmasın. Mesela bunu bir diğer açıdan da bakacak olursak, çok yalan söyleyen ve sürekli birisinin arkasından konuşan, birilerinin arkasından konuşmayı seven biri, duysan ki senin için şöyle böyle demiş, dersin ki zaten bu öyle bir insan. Yani akrebe niye sokuyorsun denir mi? Ama en yakın dostun, bütün sırlarını paylaştığın ve hiç belki yalanına rastlamadığın, gıybetine rastlamadığın birisi duysan ki arkandan konuşmuş ve buna şahit, buna delil getirseler bu seni yıkar. Neden? Çünkü beklentiler insanın alemini şekillendirir. Bizim de acaba dünya ile ilgili çok yüksek beklentilerimiz mi var? Yani bu ayrılıklar, dostlarımızla anlaşmazlıklar, işimize son verilmesi, istediğimiz o maaşı elde edememiş olmamız. Bizi niye bu kadar şaşırttı ki? Burası dünya.
Ve burası tam manasıyla huzura, mutluluğa kavuşacağımız yer değil. Ama içimde bu duygular var ve durduramıyorum. Yani ben hiçbir şekilde sıkıntı çekmek istemiyorum. Sevdiklerimle ayrılmak istemiyorum. Onların benim arkamdan ileri geri konuşmalarını istemiyorum. İşlerim hep yolunda gitsin istiyorum. Dolayısıyla ben hep huzurlu, hep mutlu olmak istiyorum. Bu da çok normal. Çünkü dedik ya, o sen insansın derken, o insanlığın içinde bu da var. Fıtratın ebedi huzura ve mutluluğa uygun yaratılmış. Yani adeta sen cennete programlanmışsın ama onu bu dünyada aramanın, bulmaya çalışmanın hayal kırıklığını yaşıyorsun aleminde. Ne yapacağız? Madem biz oraya programlıysak, oraya uygun bir hayatla olabildiğince burayı az hasarla geçip fıtratımızın ait olduğu yere çalışmaya başlayacağız. Bu aslında üçüncü madde değil, bu ikinci maddenin devamı. Beklentilerin dünyadan kıs ama ne kadar kıssan da bu duygular var. O zaman o duygulara uygun bir alem için çalışmaya başla. Bediüzzaman'ın şu sözü de bizim bu maddemizi noktalasın. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Vakti gelince Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak. Üçe geçelim. Bence en etkilisi, benim de çok fazla hayatımda kullandığım metot tam olarak bu metot. Derdi daha büyük bir dertle izale etmek. Kolu başı yara bere içinde, beli ağrıyan, ayağı sızlayan bir insanın omzuna kör bir kurşun isabet etse, herhalde o kurşunun sancısıyla bütün acılarını unutur değil mi? Aynen onun gibi. Eğer biz bu dünyadaki o küçük sıyrıklar gibi, bel ağrısı, baş ağrısı gibi dertlerimizden kurtulamıyorsak, ki biri bitse biri başlıyor, daha büyük bir dertle bütün sancılarımızı dindirebiliriz. Bunu şöyle bir soruyla açayım. Bundan 1400 yıl önce gelmiş, belki de insanlığın yaşadığı en büyük sıkıntıları, mücadeleleri uğruna yaşamış insanların hayatlarına bakalım. Göz önünde annesinin parçalanarak öldürüldüğü mü dersin? Veya beraber yürüdüğü dostunu, kardeşini bir savaş meydanında kaybeden, kolları bacakları parçalanarak kaybeden mi dersin? Veya kendi beldesinden, evinden, yurdundan kovulan mı dersin? Veya çok zor şartlar altında 10-12 kişiye bakmakla mükellef olup aynı zamanda bir şekilde mücadelesini, iman hakikatlerini yaşamaya çalışan bir insan mı dersin? Yaşayacağımız bütün sıkıntılar Resulullah Aleyhisselam'ın ve onun arkadaşlarının döneminde mevcuttu. Ama nedendir ki hiçbirisi bu sıkıntılara rağmen intiharı asla düşünmedi? Nasıl oluyor ki araştırırsak daha net görebiliriz? Sevdiklerini gözünün önünde kaybeden, yerinden yurdundan edilen bir insanlığın psikolojikman, ruhen, bedenen yaşayacağı had safhada sıkıntılara maruz kalan o insanlar hiç intiharı bir çözüm olarak görmediler, düşünmediler. Bunu nasıl yaptılar? İşte burada ister inancımız kuvvetli olsun, ister çok bilmiyorum olsun, ister hiç inanmıyor olalım. Fakat bizler şöyle bir çözüme onların hayatıyla hemfikiriz. Kafana taktığın bütün o sancılarını kuvvetli bir imanla sahabe gibi aşabilirsin. Onlardan, bu işi takıntısız, sancısız, en iyi şekilde aşanlardan bir örnek vereyim, bitireyim. Sümeyra radıyallahu anh, şehitler anası olarak geçer, Uhud'da Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat etti haberini alır. Böyle bir şey yok ama böyle bir haber duyulur. Ve o sancıyla Uhud'un meydanına gider ve orada öğrenir ki 3 tane oğlunu, kocasını ve bir de babasını Uhud'un meydanında şehit vermiştir. Sümeyra radıyallahu anh'a, Sümeyra bak oğlun şurada yatıyor dediklerinde gider, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, ama Allah Resulü nerede der. Öbür oğlunu gösterdiklerinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ama Allah Resulü nerede der. Kocasını gösterdiklerinde aynı tepki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ama Resulullah nerede? Ona bir şey oldu mu? Çünkü o düşerse İslam düşer, dava düşer. Dolayısıyla insanların sonsuzluk anahtarı, o anahtar kaybolur, dava sonsuz gider. Baban burada aynı tepki. Dolayısıyla bir günde 5 tane gözünden sakınacağı sevdiğini kaybeden bir insan bu sancıyı nasıl aşmıştır? Hiç mi üzülmemiştir? Tabii ki üzülmüştür. Ama nasıl üstesinden gelmiştir? Daha büyük bir dertle. Belki de bunca sancı ait olduğumuz ebedi alemi değil de bu dünyanın dert edinmesinin bir takıntısıdır.